Selamlar herkese. Ben bu chain'den Hikmet. Boğaz içinde bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Bugün 6 haftadır devam eden Blockchain Essentials eğitim serimizin son dersiyle beraber sizlerle olacağım. Yanımda Ecan Az var. Ecan Az da şeyden bahsedecek şimdi. NFT'lerle ilgili. Buraya kadar gelenlerle ilgili. Ne olacak Ecan Az? <laughs> NFT'si bir an anlamadım pardon. <laughs> ee, şöyle biz 6 haftadır zaten hani burada da özellikle 6 haftadır gördüğümüz isimler var. Hep NFT'yi de atıyoruz eğitim sonunda Utilify sayesinde. Ee, bugün onlardan son, yani onların sonuncusunu da atacağız. Sonra 6 NFT'yi birden toplayanlar bitirme sertifikası olan NFT'yi almaya hak kazanacaklar. Ee, bu kadar sanırım NFT'yle ilgili. Aynen. Şey. Ee, öyle. Ben de bugün ne yapacağız? Bugün bugünün konusu ne olacak? Onlardan bahsedeyim. Bugün Move programlama diliyle ilgili daha pratik bir dersimiz olacak. Move programlama diliyle ne yapabiliyoruz? Biz aslında çok farklı blok blockchain'lerde veya başka amaçlar için kullanılabilir ama biz spesifik olarak Move'un sıvı Sui blockchain'inde kullanılışını göreceğiz. E, Sui chaininde kullan, daha doğrusu blok blockchain'de miyim? Sui'de kullanılan Move'un pratik bir dersi olacak. Neden blockchain demedim diyerek e, ufak bir sıvıya de giriş yapayım isterseniz e, çünkü sıvı bloklardan oluşmuyor daha farklı bir e, yapısı var. E, bu arada ne diyor e, bu arkadaş diyebilirsiniz sıvı derken çoğu kişi Sui diye telaffuz ediyor ama e, doğru telaffuzu sıvı e, İngilizce'de tatlı olan sweet gibi ama sonda t yok. <laughs> ona dikkat ederseniz süper olur çünkü herkes yanlış telaffuz ediyor, çok rahatsız ediyor beni. Ee, Sıvı bir blockchain değil bloklardan oluşmuyor. Ee, Duck dediğimiz e, başka bir yapı mevcut. Ee, bu yapının detayları nedir, nasıl çalışıyor, hangi konsensus algoritmaları var vesaire. Ee, bunun gibi advance şeyleri veya ile ilgili şeyler bu dersin skopunda olmayacak. Biz daha çok e, bu Ada kullanılan programlama diliyle ilgili pratik bir şey gerçekleştireceğiz. Ama ufak bir e, intro olması açısından... E, ...neden Swi şeklinde bir şey yapabilirim... ...ya da SWE'yi diğer ağlar karşısında kuvvetli kılan şeyler nedir... ...bunlardan biraz bahsedebiliriz. E, şöyle, yani benim ilk aslında Swi ile tanıştığımda... ...ve dokumentasyonunu okuduğumda ilk... ...aa bu nasıl olabiliyor ya da bunu yapıyorlarsa bunu kullanalım... ...niye Ethereum'u kullanıyoruz, niye diğer ağları kullanıyoruz dediğim özelliği şöyle bir özelliği var Parallel Execution dediğimiz bir e, mükemmel devrimsel bir şey var aslında bu arkadaşların. E, parallel Execution ne demek? Adından biraz çıkarabileceğiniz gibi e, mesela Ethereum'u ele alalım en popüler e, ağlardan biri e, yaptığınız işlemler transactionlar, e, paketler haline getiriliyor blok dediğimiz eskiden minorlar tarafından bunlar seri olarak yani bir seferde sınırlı sayıda işlemi a, a katıp geçerli olduğunu ilan edebiliyordunuz ve bunlar da sıra sıraydı yani ilk önce birinci transaction o blok içindeki sonra ikincisi bunların hepsi sıralı şekilde yapılıyordu bu konuda çok güzel bir benzetme var benim görüp kullandığım siz bir yorum gelmiş o yazılmış bir smart kontrol genel bir değişiklik yapmadan seviye Aptos üzerinde çalışır mı? E, yok e, yani şak diye alıp şey yapamıyorsunuz. Aptos tamamen ayrı. Soruları en son alalım. Okey pardon şak diye bölmüş oldum. Ee, ama yani buna en azından cevap vermiş olayım. Ee, kopyala yapıştır aptosa geçiremiyorsunuz diye biliyorum ben. Ee, başka şeyler olması lazım. Çünkü yani hatta %100 muhtemelen yapamıyorsunuz. Ee, neyse ee, şöyle benzetmeden bahsediyordum. Hani bu ne demek aslında? Tüm transaction'lar sıra sıra gidiyor. Siz birinci transaction'ı yapmadan orada mempool'da bekleyen bin tane iki bin tane transaction'ı geçerli kılamıyorsunuz. Ee, aslında bu transaction çok basit bir transaction olabilir. Yani basitten kas nedir? E, çok az sayıda partinin, kullanıcının dahil olduğu bir transaction ve e, çok az bir state'i değiştiriyor olabilir. Şu an biraz abstrak kaldı ama e, neyi kastediyorum? Mesela ben Ecenaz'a bir NFT göndereceğim. İşte benim herhangi bir NFT projesindeki 10 numaralı NFT bana ait. Ben bunu Ecenaz'a vereceğim. E, bu işlemin aslında e, şeydeki karşılığı nedir? Hmm, bilgisayardaki, makinedeki karşılığı nedir? E, A'daki karşılığı nedir? Benim e, 10 numaralı NFT'nin bir, bir tane NFT var. 10 numaralı. Bunun bilgisini tutuyorum. Bir de buna karşılık gelen bir e, mapping var. Relation var burada. Bunun sahibi Hikmet. 10 numaralı NFT'nin sahibini Hikmet'ten Ecenaz'a çevireceğim. Ee, ya da şöyle de yorumlayabiliriz. Hikmet'in NFT'ye hik, Hikmet'e ait NFT sahiplik bilgisini Ecenaz'a devredeceğiz. Ee, burada State, yani State dediğimiz şey de... E, Bilgiler aslında yani ağdaki şu an mevcut bilgiler, datalar bizim ağdaki durumu anlayabilmemiz için gerekli olan state de tek değişiklik 10 numaralı NFT'nin, hikmetin o NFT'nin sahiplik bilgisi. Hikmette o NFT var mı yok mu? Biz sadece bu bilgiyi değiştirebilmek için arkada bekleyen binlerce işlemi bekletiyoruz. Neden bekletiyoruz? Double spending olmasın diye yani... Ee, aynı anda başka biri de Hikmet aynı anda başka birine de göndermesin. Çünkü şöyle bir durum olabilir değil mi? Bunu biraz somuta dökelim. Eğer iki transakşını aynı anda yapsaydım hem e, kime göndereyim? Mesela Osman'a göndereyim. Hem de Ecenaz'a göndereyim. İkisini aynı anda gönderdim. Artık ikisi de aynı anda on numaralı NFT'ye sahip oluyor. Bu o, olamayacak bir durum. Bunun invalid olması için sıraya diziyorlar. Ama burada şöyle bir şey var. Ee, siz aslında sadece bu kadar basit bir işlemi yapabilmek için Arkada bin tane işlem be bekletiyorsunuz. Yani koskoca evrende küçücük bir kum tanesinin yerini alıp 10 metre ileri taşımak için e, tüm evrendeki gezegenlerin, yıldızların dönüşünü, hareketini anlık olarak durduruyorsunuz. Sıvı böyle saçma bir şey olmaz diyor ve Parallel Execution dedi dediğimiz e, şeyi ortaya atıyorlar. Bunu kullanmamız gerekiyor. E, ne yapıyorlar? Ee, öncelikle iki tane transaction vardır diyorlar. Bunlardan bir basit transactionlar, diğeri daha kompleks transactionlar. Basit transactionlar daha demin bahsettiğim gibi genelde token transferleri işte fungible ya da non fungible NFT ya da işte Ethereum'daki karşılığıyla ERC20. Bunların transferlerinde tek şey bir token var. Bunun sahiplik bilgisi. Yani tek bir state var. Ee, bunlar basit transaction'lar ve e, iddiaları şu. E, diğer ağlardaki ağlardaki transaction'ların %90'ından fazlası bu basit transaction'lardan oluşuyor. Yani sistemi bu basit transaction'ları çok hızlı ve e, optimize bir şekilde yönetecek şekilde e, kurarsak diğer transaction'lar daha yavaş çalışsa bile e, overall'da e sonuç olarak çok daha hızlı ve efektif bir ağ elde edeceğiz ve böyle yapıyorlar. Bu varsayımdan yola çıkarak, bu gözlemden yola çıkarak yapıyorlar. Ne oluyor basit transaction'larda? Hikmetin bu işlem gerçekleşirken o NFT'ye aitlik sahiplik bilgisini donduruyorlar. Sadece bir işlem eee ya artık dokunulmaz oluyor. Başka biri de dokunmasın diye ve e, bu işlem yapılıyor. O sırada ben Ecenaz'a gönderiyorum. İşte Ecenaz Osman'a gönderiyor. İşte Osman Yaman'a gönderiyor. Yaman Okan'a gönderiyor. Böyle böyle herkesin e, token transferleri aynı anda execute edilebiliyor. E, aslında bu çok büyük bir şey. Yani hani e, Ethereum'da 10 blok 20 blok sürebilecek şeyleri siz birkaç saniyede yapabiliyor olacaksınız böylece. E, Tabi şeyin diğer yüzünde de e, madeni paranın diğer yüzünde de şöyle bir şey var daha komplike şeyler var e, ne gibi olsun mesela e, bir ortak kasa olsun. İşte kasaya para koymak ya da almak için bazı işte bazı kurallar olacak. Adminler bunu yapabilecek, şunlar bunu yapabilecek, işte bunu tutanlar. Yani kasayla ilgili daha komplike kurallar var öyle. Hani token gibi sadece sahipliği bana ait. Ben istediğim gibi al git yaparım. Tek bir tek bir yerle ilgili daha komplike şeyler var. Bunun için de daha kompleks girmeyeceğimiz bir algoritmaları var. E, bu daha şeye benziyor hani diğer ağlardaki konsensus mekanizması gibi. Hani genelde şey e, bu basit transaction'lar konsensusa girmiyor deniliyorken e, bu daha komplike şeylerin işte bu sefer e, valid mi değil mi kontrol edilmesi gerekiyor. Bunlar daha yavaş sürüyor ama e, overall da basit transaction'lar transaction sayısının çok büyük bir bölümünü oluşturduğu için daha efektif bir sistem kurmuş oluyorsunuz. E, aslında Sıvi'deki en büyük hüner, en büyük e, maharet bu Yani bu yüzden çok hızlı ve e, bu yüzden işte e, biz gamingle ilgili büyük projeler bizde çıkacak çünkü biz çok hızlıyız. NFT ile ilgili e, şeyler burada patlayacak çünkü biz NFT'leri çok hızlı gönderiyoruz diyorlar ve iddiaları bu. E, şimdi gelelim Move'a. Move, Move e, sıvıyı yazarken kullandığımız programlama dili. E, Move aslında yani ben ilk başta öğrenirken e, daha geleneksel bir blockchain dil mesela Solidity'den gelen biri için aslında başlarda biraz zorlayıcı bir dil olduğunu söylemem gerekiyor ee, yani nasıl zorlayıcı bir dil? Ee, belki hani aranızda yazılımcılar e, şey belki duymuşsunuzdur Rust'ın e, zor olması yönüyle bir ünü var biraz rasta benziyor hatta baya rasta benziyor ben şeye benzetiyorum işte rast var ama rastın içinde bir playground rastaki bazı kuralları sınırlandırmışlar biraz da sintaksı değiştirmişler adına da move demişler diyorum hani evet, elbette o kadar basit değildir ama hani bana öyle bir hissiyat vermişti ilk öğrenmeye çalıştığımda rastaki mesela ilk başlayanları genelde en çok kasan şey de bu ownership mekanizması oluyor yani aslında bunun çok e, detayına girmeyeceğim ama hani e, rasta şöyle oluyor. Yani çok kısaca bahsedeyim. işte iki iki şey paradigma var e, programlama dillerinde. Bir e, sizin şimdi memory allocation memory'de programınızın çalışması için bazı bilgilerinizi e, yer allocate etmeniz gerekiyor. Memory'de nerede duracaklar? Ama bunları kullandıktan sonra da bir şekilde e, temizlemeniz gerekiyor hafızayı değil mi? Yeni e, variable'lar için yer açılması için e, bir memorial e, şey temizlemeniz gerekiyor memory. Burada iki approach var. E, geleneksel olarak bir e, bunu programcıya devredebilirsiniz. Programcının o e, variable'la işi bittikten sonra o e, hafıza ile işi bittikten sonra orada tuttuğu veriyi oradan kaldırmasını istersiniz, beklersiniz yazılımcıdan. E, bu aslında çok meşakkat meşakkatli ve tehlikeli bir iş. Neden tehlikeli bir iş? Ee, şu zamana kadar e, popüler olan mesela e, C'deki çoğu şeyler hatalar buradan kaynaklanıyor aslında. Yani programı bir şekilde e, iki kere silmeyi deniyor ya da şey e, ya da atıyorum onu silmeyi bir şekilde unutuyor ve efficiency de e, yani hiç efficient olmayan bir program yazmasına neden oluyor ve bunları debug etmesi gerçekten problematik. E, diğer bir approach da mesela e, garbage collector dediğimiz bir şey kullanabilirsiniz. E, programı execution'da bir anda kesip garbage collector dediğimiz bir mekanizma var gidip hafızada kontrol ediyor. Bununla işim bitmiş mi? Bununla işim bitmiş mi? Yazılımcında hiç büyük yok. E, yazılımcı açısından yazması çok daha kolay diğerine göre ama bu sefer de şöyle bir şey oluyor hızlı olmuyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Hani işte Mars'a giden bir araç çalacaksınız ama hani ya da bir, 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 cisimle karşılaşıyor. Ani bir reaksiyon vermesi gerekiyor ya da hızlı reaksiyon verilmesi gereken herhangi bir eylemi düşünebilirsiniz ama reaksiyon vermesi gereken zamanda garbage collector hop ben önce bir memory'yi kontrol edeceğim. çerçeve varsa onu bir temizlemem gerekiyor diyor. Bu da o yüzden hani low level programlama yapıyorsanız olacak bir şey değil. Burada Rust'ın ve onun devamında Move'un farklı bir pouch var. Ownership mekanizması dedikleri bir şey ile hem yazılımcının üstündeki yükü alıyorlar yani memory kendi temizlemesi gerekmiyor. Amda garbage collector gibi programınızın hızını ve efficiency'sini mahveden bir şey olmuyor. Bunu bahsedebilirim sonra yani ne gibi olduğunu. ...göreceksiniz. Görürsünüz. Move'u dediğim gibi... ...zor olmasından bahsettim. İsterseniz... ...düşüneyim. Herhalde atladığım başka bir şey yok. Move anlatırken... hani ...teorik sıkıcı slaytlar ...üstünden gitmek değil de... ...kod üstünden gidelim istedim. Kodu paylaşmaya başlamadan önce... ...şeyi de bahsetsem güzel olacak. Move'un şöyle bir şey var. Madem... Blockchain'de her şey aslında bir resource. Resource dediğimiz şey de nedir? Ee, sizin sahip olduğunuz şeyler aslında. Bir NFT olabilir, bir coin olabilir. Ee, bunlar aslında. Bunları temsil etmek için e, mesela primitive type'lar, sayılar ya da stringler kullanmaya gerek yok. Yani e, kullanabilirsiniz ama böyle yapınca mesela NFT'ler, e, token'lar, Sevin'in deyimiyle e, ikinci sınıf vatandaş oluyorlar. Biz öyle bir programlama dili yapalım ki zaten tüm olayımız aslında bu asetler. E, asetler bizim için önemli şey. Yani tüm a, asetler etrafında dönüyor aslında. Hani Web3 dediğimiz şey de asetlerin e, bu şeye farklı bir bakış açısıyla taşınması. Yeni bir e, approach'la yaklaşılması değil mi? Kendi asetlerimize Farklı bir yaklaşım yaratmak. Madem asetler her şeyin başrolünde. Tamam onu o zaman e, first class citizen olarak e, treat edelim, davranalım diyorlar. Ve e, resource centric, object centric dediğimiz e, resourcelar ve objeler etrafında dönen bir programlama dili yapıyorlar. Objeler etrafında dönmesi ne demek? E, Sı'yı e, çok pardon, move'da her şey bir obje. Yani hani... Aklınıza gelebilecek her şey yapacağım ama yani. yani bundan bahsedeceğim. Sizin publish ettiğiniz package'dan, package'ın içindeki modüle modülün içindeki objelere şunu bunu her şeyi obje olacak. Ee, o zaman hemen obje mantığıyla objeler nedir, ne yapıyor ee, göstermek adına ben ekranı paylaşayım ve VS Code'dan biraz inceleyelim. Bu nedir, nasıl yazılıyor, sinaktısı nedir, kuralları nedir, objeler ne gibi özellikleri var, başlayalım isterseniz. Ee, ekran şu an nerede acaba? Kod ekranı geldi mi? O ekranı da ekranında şu an aynen. Ee, color object nokta move gözüküyor değil mi? Ee, yani struct color object has key falan. ha, falan. Okey okey okey. süper süper. Ee, çok iyi. Şimdi e, bu kod nereden bu arada? Hani sonrasında siz de inceleme yapmak isterseniz. E, şu an Sivin'in official Uh, e, GitHub reposundayız. Burada çok güzel örnekler var açıkçası. Ben ilk öğrendiğimde de biraz e, size yol gösterici olması açısından hani yeni başlayanlar varsa e, biraz 101 dersi olduğu için e, buradan alıyorum. Ama ilerletmek isteyenler olursa diye ben buradan okuyarak şey yapmıştım. Burada çok fazla e, kod örneği var. E, buranın dışında kendi yazdığım bir e, projeyi de göstereceğim ama e, burada gerçekten işte NFT'lerle ilgili olsun oyun fungible token tokens defi Sui'deki <laughs> en popüler proje olan şu an Kapi. Kapi <laughs> bu arada ne bilmiyorsanız çok hızlıca bahsedeyim böyle herhalde. Özellikle Türkiye'de çok popüler bir Sui devre, devreli var Damir adında. Yani Onun... Neden, neden, popüler biraz açıklayabilir misiniz acaba? Kapi ee, mi Damir mi? Kapi. <laughs> <Tabii>. Ha Kapi. <copy. gülüyor> Şöyle... Damir'in şeymiş kapibara diye bir hayvan var aslında. Hayvanın adıymış. Onun da çocukluk hayaliymiş. Yani çocukken çok seviyormuş böyle. Oradan esinlenerek yaptığı bir proje. Bir şekilde çok ünlü. Ama şöyle bir şey var. hani Onların official olarak uyguladı, yayınladıkları ilk şey olabilir. İlk NFT projesi olabilir. O yüzden çok hype vardı. Bir de şey var zaten hani... Airdrop canavarları da var ya böyle atlıyorlar. Hop airdrop alırız buradan diye. O yüzden çok popüler oldu ve bununla kalınmadı. Yani başka ağlara bile sıçradı böyle Solana'sından Starknet'ine kadar her yerde bir copy füryası patladı. E, dikkat edin. E, yani kend official sitelerinde kendileri de böyle bir disclaimer vermişler. Eee airdrop yapmayacaklar. Kapı ile ilgili satılan hiçbir şeyinde monetary, e, parasal bir değeri yok. Lütfen e, scam yememeye çalışın bu konuda. Hani e, onu da uyarayım. Çok fazla scam döndü çünkü bunun üstüne. E, neyse ben uzatmayayım. E, şimdi move'da ilk başta şeyden bahs başlayayım e, Her şey obje demiştim ya. E, neler obje? Onlardan bahsedeyim. Şimdi e, Ethereum üstünden örnek vereceğim. Çünkü gerçekten en popüler o. Hani herhalde eğer burada smart kontrakt yazmayı bilen insanlar da hani kesin ne biliyorlar diye sorsanız bana herhalde Ethereum biliyorlar. İlla bir tane biliyorlarsa. Ee, mesela Ethereum'da işte smart kontrakt e, şey publish etmek çok basit. Direktman bir tane e, solid dosyasını compile edip yüklüyoruz. E, ee, burada nasıl oluyor? Burada bizim package dediğimiz şeyler var. Şimdi buradaki package'ımız object storyl bir package. Şöyle yazalım. package'ımız bu. Şimdi bu package'ın içinde ne var? bir package structure'ı da şöyle standarda oturtulmuş. Bir sources diye bir folder'ımız var. Bunun içinde tüm move şeylerimiz var. Dosyalarımız var. Bu dosyaların içinde de modüller var. Şimdi buna gelmeden bir ne vardı package Folder'ımızın içinde yani A, A gönderdiğimiz şey bu package aslında. Tabi bunun daha farklı transforma sokularak gönderiliyor ama biz yazarken ne olacak package'ımızın içinde? Bir source dosyası olacak. İki e, move toml diye bir e, şey olacak. Metadata e, dosyamız olacak diyelim. E, bunun içinde neler oluyor genelde? Package'ın içinde package'ın adı oluyor ve versiyonu oluyor. E, kullandığınız dependenciesler oluyor yani hangi kütüphaneleri ya da başka package varsa neyi kullanıyorsunuz bu oluyor e, bir de hani bu aslında biraz conventional bir şey e, sanırım bunu yazmasak da oluyordu ama kurallar çok sık değişiyor bu hani önemli bir şey değil bunu geçebiliriz bu adrese yayınlamayacak başka bir adres yayınlayacak ama sizin dependency olarak kullandığınız bir şey varsa atıyorum ben copy'yi kullandım. Buraya copy'nin adresini yazmanız gerekiyor. Adres of copy. Neyse. Sonra tamam. Gelelim şimdi package'ımızın içinde, source'ın içinde move dosyalarımız vardı. Move dosyalarının içinde ne var? Modüller var. Modüller. biraz jargon olarak neye benzetebiliriz modülleri? Aslında Ethereum'daki her bir smart kontrakta karşılık gele gelen şey benim tabirimle ben ilk e, anlamaya çalıştığımda biraz değişik gelmişti. Pek açı modül e, işte içinde de objeler e, smart kontrakt gibi düşünebilirsiniz bunu. İşte her biri bir smart kontrakt aslında. Peki bu modülün içinde de bu arada hepsi bunların obje. Pek da obje, modül de obje. İçinde de ayrıca objeler olacak. E, şimdi bir break yapmadan ilk bakalım neler var ee, şey file'ımız nasıl structure edilmiş ona bakalım isterseniz İlk başta importlarımız var ee, use keyword'üyle ile bir şey import edebiliyorsunuz ee, burada mesela bu sıy nedir bunu ben ilk başlarda çok anlayamam Yani bunlar ne mesela yani bunda devamında bir şey yapmış bunda bir şey yapmamış ee, aslında öğrendikten sonra çok basit. Ne demiştik? Dıştan içe doğru package. Evet package'ımız var. Modül. Modülümüz var. Demek ki sıvı package'ı varmış. Bu arada e, sıvı package'ı da 0x2 adresinde SWI'de. Bu e, sabit. Her hem testnet hem devnet hem de çıkınca muhtemelen mainnetinde öyle olacak. Sıvı package'ımız var. İçinde object modülümüz var. Buradan UIT diye bir eee e, şey obje obje import etmişiz değil mi? Bir de self diye karıştırıcı bir şey var. Self de bir obje mi? Hayır değil. E, bu ne işe yarıyor? Onu söyleyeyim. Kodunuzun içinde işte burada mesela UD her yerde kullanacaksanız import edebilirsiniz ama sadece bir kere kullanacaksınız. Mesela objenin içinde Hikmet diye bir obje olsun tamam mı? Ciddiyetimizi bozmadan. Object nokta telefon. Şimdi kodunuzun içinde bir böyle yazabilirsiniz. İlk harfi büyük olsun. Şimdi eğer derseniz ki mesela işte bir fonksiyona parametre olarak bunu bekleyeceksiniz. Object nokta telefon yazacaksınız. Ne demek? Sıvı package'ın içindeki, object modülün içindeki telefonu objesi. Ben, ben her seferinde bunu böyle uzun uzun yazmayayım derseniz de hop, telefonu import edip istediğiniz yerde telefon diye kullanabilirsiniz. Tabi telefon cidden olmadığı için hata veriyor ama. Şey bir denemek istiyorum. Buna girebiliyor muyum? Ha tamam. Bazen bir değişik hata oluyor da VS Code'da. Kontrol etmek istedim. burada yine sıvı pekacının transfer modülü. Bakın burada devamında gördüğünüz gibi bir şey yok. Ben komple aslında bu neye karşılık geliyor? Şuna karşılık geliyor. İkisi aynı şey. Yine text, context şeyim. Bunların bu arada ne işe yaradığını, neden import ettiğimizi falan sonra şey yapacağız. Burada da benzer şekilde açıklamıyorum artık. Ee, bu, mesela şeyle başlayabiliriz. Importlarımızı yaptık. Artık e, object definition'larımızla devam edebiliriz. E, object e, define etmek için struct keywordünü kullanıyoruz. E, struct, name of e, object, objemizin adı da geliyor devamında. Sonra burada dört e, tane trade'i var. E, trade bu arada şeyden yüzde yüz emin değilim. E, rast jargonunda trade denmiyorduk. E, ha, ability deniyordu aynen. Trade Rust'tan kalma. Ben biraz rast da öğreniyordum da ikisi ara sıra gelip gidiyor bende. E, ability'miz var. Dört çeşit ability'miz var. Bunlar nedir? Heal, score. Hatta şey yazalım. He uh... Key drop copy. Şimdi bunlardan yeri geldiğinde her birinden bahsedeceğim ama bu 4 yani şey demiştim ya size işte rust e, kocaman bir havuz içinde bir playground var o da mu. neden öyle işte rustta sınırsız sayıda trade var istediğiniz gibi custom trade'inizi oluşturabilirsiniz burada dört tane var o yüzden daha yani hata yapma ihtimaliniz daha düşük. ne olduklarını bildikten sonra çok daha kolay oluyor yazması Bunlar neler? Ondan bahsedeyim yeri geldikçe ki şu işe yarıyor. Global olarak yani şimdi elimizde bazı datalar var. Bunlar nasıl soruluyor? Sıydı. Şöyle soruluyor. Ya aslında tam bundan da bahsetmesem iyi olacak da ya bunun aslında ki şeyine abilitiesine sahip olan objelerin. Biz doğrudan erişebiliyoruz. Yani en üst düzeyde tutuluyorlar. Hani bunda mesela key olmaz. Bir adresi var. Mesela bir e, adres değil de bir ID'si var. Object ID. Ben işte color object'in object ID'si işte 123 olsun. Yani 123'ü verince sisteme bana color object dönecek. Ama color object'in key olmasaydı bir işte sayı verip bulamayacaktım. Hani bul, bul, bulmak için işte didik didik etmem lazım. O da hani yani pratik olarak mümkün değil diyorum mesela. Hani bir İndeks de, bu da indeksimiz de ID olacak, object ID'dan e, objelere giden bir ilişki var aslında, öyle diyebiliriz. Şimdi e, key kelimesine sahip, key abilitiesine sahip olan tüm objelerin ortak özelliği e, bir tane illa olması gereken fieldı fieldlerde bunlar. E, bu arkadaşlar, ya, ID'si aslında. E, bu arada iki farklı şey var. Biri e, böyle, diğeri de hmm böyle aslında pardon şöyle yazılıyor. E, bu ikisinin farkına sonra yere gelince belki değinebilirim ama ikisi de esansiyel olarak e, objenin ID'si aslında onlara e, erişebilmemizi sağlıyor global sorucudaki. E, sonra RGB değerleri var işte color objesi bir renk bilgisi tutan bir obje define etmişiz. E, U8 nedir? Unsigned integer. 8 bitlik bir unsigned integer. İşte böyle devam ediyor. Veri tipleri e, integer şey yapmak istiyorsanız e, U8, U32, U64, U128, U256. E, soldaki unsigned olduğunu belirtiyor. Sağdaki de kaç bitten oluştuğunu belirtiyor. İşte kaç bitten oluştuğu da e, yani kaç farklı kombinasyonumuz var? 2 üzeri 8, 2 üzeri 8 -1 sanırım'a kadar gidebiliyor demek oluyor yani. 255'e kadar sayı tutabilir demek. İşte eğer u 256 56 olsaydı da 250 256 1'e kadar sayı tutuyor olacak. Ben eksili de sayını da olsun diyorsanız negatif de tutacağım. İyili kullanıyorsunuz. String için yani for strings there are no native uh, types. Ama eee uh, bir kütüphanesi var, Move'un standart türünden bir şey import edebiliyorsunuz, onu da göstereceğim size kullandığım uygulamada. Ee, Boolean yine primitif bir şey, ee, blockchain ne özel bir dil yaptığımız için bu şey var, ee, adres var tabii ki. Ee, primitif data type'ları bunlar. Yani daha diğer şeyler de objeler olarak düşünebilirsiniz. Ee, yani atladığım bir şey yoksa sanırım bunlar. Şimdi aşağıda ne var? Burada bir şey yapmış. Yeni bir kalır objesi oluşturmak için bir obje yaratmış, bir fonksiyon yaratmış. Fonksiyonların da şimdi fonksiyonların functions keywordlerini biraz şey yapalım. İşte hepsi fun function'un kısaltması keywordü başlamak zorunda. Bunun yanında farklı identifier'lar, pardon identifier değil, farklı keyword'ler olabilir. E, ne gibi? Public olabilir. E entry olabilir. Public muhtemelen daha aşinasınızdır. Public olunca e, dışarıdan bir modülden veya dışarıdan e, bir modülden mi ya da e, a, evet, evet doğru oldu sanırım. Aynen. E, dışarıdaki bir modülden çağrılmasına izin veriyor. Yani Public yaptığım zaman ben bunu e, gidip herhangi biri e, her, herhangi başka bir kontrat bunu çağırabiliyor. Entry olması da şu demek e, arkadaşlar e, bir e, external account demek istiyorum e, Ethereum'daki jargonuyla e, ben sen ya da siz bu fonksiyonu doğrudan çağırabiliyorsunuz eğer e, mesela bunun başında entry yok ben gidip doğrudan bir transaction atarak nevi çağıramıyorum. E, Başında public olsaydı da çağıramayacaktım. Yani e, bir smart kontraktın değil de sizin ya da benim çağırabilmem için entry keyword'üne sahip olması lazım. Bu public de değil, sadece bu new fonksiyonunu bu modül içinden çağırabilirim. Başka herhangi bir modül içinden bunu çağıramıyorum. E, böyle iki tane önemli şey var. Bir de front diye bir şey var ama ona belki sonra bahsederim. Daha advanced bir şey. Şimdi burada şey önemli bir şey. Şimdi fonksiyonun biraz signature'ını bakalım nasılmış. Fonksiyon public for entry değil. Adını girilmiş. Parametreler var burada. Parametrenin adı sağında da tipi var. Böyle bir sintaksa sahip. Burada move yazarken sıkça göreceğiniz ctx context'in kısaltması var. Bu aslında transaction'la ilgili bir metadata tutuyor yani text context tipine sahip. Bu da başka bir... Mesela daha demin import etmiştik text context modülünden. Bu ne işe yarıyor? Bunu örnekle de görürüz ama mesela transaction'la ilgili metadata bilgileri şey yapıyor işte bu transaction ne zaman gönderilmiş kim tarafından gönderilmiş gibi aslında bizim için çok önemli olan bilgileri tutuyor. Burada şöyle bir şey var. Mesela başında şey gelmiş. Mood gelmiş. Burada e, bu işaretle beraber şimdi burada biraz şeyden bahsedebilirim herhalde artık. E, hani rastaki ownership mekanizması var demiştim ya. E, siz e, verileri, variable'ları, elinizdeki değişkenleri bir fonksiyona üç farklı şekilde verebilirsiniz. Bunlardan ilki eee by value. Doğrudan atıyorum. Ne yapabilirdik? Bunu kullanmayayım da başka bir örnek kullanayım şey olmasın. İşte Copy Argümanımızın adı copy olsun ee, Obje tipi de copy olsun. Mesela buradan şey yapmış olalım. İşte use copy içindeki copy modülündeki Copy modülünü import, objesini import etmiş olalım. Neredeyim? Doğrudan işte kapıyı böyle passarsam by value oluyor. Öbür türlü by reference kapı kapının pardon aynen böyle olması lazım. Kapıyı referansla paslayabilirim. Şimdi bunlar biraz korkutucu duyuluyor olabilir ama aslında çok da zor şeyler değil alıştıktan sonra by e, mutable hemen açıklayacağım. Bir referans, şunun da karışmasın. Pardon. Burada sadece read-only oluyor aslında. Ben bir referans veriyorum. Bu objenin kendisini değil de, bu objeyi point eden bir şey, bu objenin referansını, onu gösteren bir şey veriyorum. Read-only oluyor. Sadece işte kapinin içindeki işte kapinin rengi neymiş şapkası var mıymış gibi içindeki objenin içindeki mesela işte bu eğer color object olsaydı blue'suna gris'ine red'ine veya id'sine erişebilecektim mesela bu read and mutate bu diyor ki sen bu objeyi al oku ama istersen değişiklik de yapabilirsin. Yani eğer imkan verilmişse e, değişiklik yapmaya yönelik fonksiyonlar e, iz fonksiyonlar yazılmışsa bu fonksiyonları kullanarak bu aslında elinde objenin kendisi yok. Yani onun değeri yok ama onu değiştirebilirsin fonksiyonlar vasıtasıyla diyor. Bu işe yarıyor. E, değer, değer ile yani doğrudan objenin kendisi valiosu ile beraber paslandığında ise eee istediğimizi yapabiliyoruz aslında. Hani hmm. hatta şöyle söyleyeyim. Bunu burada bahsedebilirim herhalde. Mesela color object key abilities'ine sahip. Eğer ben fonksiyonda herhangi bir fonksiyonda burada mesela color object referans ile değil de doğrudan değer olarak şey yapsaydım bana e, hata verirdim e, neden hata verirdim hmm. Benim elimde bir self var. Bu mesela bu elimde değer var ya. Ya bundan bir şekilde havaya uçmaması gerekiyor. Yani ya bir şekilde bunu yok etmem lazım ya başka bir fonksiyona paslamam lazım ya da e, drop abilities olması gerekiyor. E, drop demişken hemen burada şeyden de bahsedelim. Burada hemen şuraya yazalım. Abilities. Hmm. İlki Object ID for global storage desem net olur herhalde. Yani e, tekrar hızlıca söyleyeyim. Bir Object ID'si olmak zorunda ben böylece buna ulaşabilirim. şimdi Daha demin drop'tan bahsettim. Drop'ta ne yapıyor? E, doğrudan Uh, can directly drop the uh, object that was paid. Eğer bir obje value ile pes edildiyse doğrudan objeye sahipseniz ya onu Transaction'ın sonunda öyle havaya uçamaz o. Onunla bir şey yap diyor sana ki... ...o bahsettiğim problemler vardı ya... ...memory allocation'da. Aslında bunu çözmek için gerekli bir şey. Neden derseniz aslında cevabı bu. Ee, ya silmeniz gerekiyor bu objeyi. Yani o, objeyi o global storage'dan kaldırıyorum ben diyeceksiniz. Ee, ya başka bir fonksiyona paslayacaksınız. Artık o fonksiyon ne yapıyorsa yapsın diyeceksiniz. Ya da... E, ya da su yok eğer şey varsa drop yoksa budur ama drop ekleyip kurtulabilirsiniz ya fonksiyon drop düşsün yani git ne yapıyorsa yapsın ben uğraşmayacağım onu diyorsunuz böyle bir seçeneğiniz de var ee, hmm. Bunu inceliyorduk tamam burası da okey bence burada sintaks olarak iki noktadan sonra eğer bir return value'su yoksa buraya bir şey yazmıyorum eğer varsa da iki nokta ne döndüğünüse yapıyorum bu fonksiyon bir şey dönüyormuş demek ki color object dönüyormuş Color objekti böyle yaratıyor. Yani mesela şunu da yapabilirdik bu arada. Ee, işte şey ne olsun işte color evet. bu ee, let koyalım. Let bu arada yeni bir şey yaparken e, variable tanımlarken kullandığımız şey işte başına şey koymamıza gerekmiyor. E, bunun tipine vesaire koymamıza gerekmiyor. Move implicit'li anlıyor bunu. eşittir ee, ya yani bunun aynısını yapabilirdik. Hatta böyle yapalım. Karışıklık yani biraz kafa karıştırıcı olabilir. Color object 2 de demeyeyim hatta böyle diyeyim. Ne diyor? Hmm. Expected tamam. Hmm. Bu aslında hata almam çok iyi oldu. Şimdi bir şey çok açık olacak. Şimdi normalde biz e, statementların sonuna noktalı virgül koyuyoruz burada. E, koymazsak ne oluyor? Ya yani, da hani koymazsak aslında burada hata aldık da diyeceksiniz işte Hikmet bunun sonunda noktalı virgül yok niye bu hata vermiyor? Aslında bunun sonuna noktalı virgül koyarsak hata alacağız. Alalım hatayı aynı. E, <laughs> bu hatadan çok bir şey anlamayacağız ama şöyle söyleyeyim. Eğer son statementta fonksiyondaki bunu anladığımda Anlamam biraz zaman almıştı açıkçası. E, noktalı virgül varsa sonunda, e, statement bitiyor. Yani o statement'ta yapacağı şeyleri yapıyor. Ama eğer noktalı virgül yoksa, e, bunu dönüyor arkadaşlar. Yani, calr object objesini dönüyor ki istediği şey buydu. Noktalı virgül koyunca dönmüyor. O yüzden hata veriyor. Hatta yani şöyle bir şey de olabilirdi bu arada. E, some function yazıp şey yapabilirdim. Ee, eğer böyle bir fonksiyon kalır object dönseydi ve dönüyor olsaydı yine sonuna noktalı virgül koymadan bu fonksiyonun döndüğü şey de dönmüş olacaktı benim fonksiyonum. Böyle bir şey de var. Bunu da bahsetmiş olayım. Ee, sonra hızlıca diğer fonksiyonlara bakalım çok da e, zaman şey yapmadan. Ee, işte heh, Burada public Hı, tekrar bahsetmiş olayım diğer kontrak modüller ve insanlar modüller tarafından çağrılabiliyor. Entry insanlar tarafından çağrılabiliyor. Burası klasik. Heh, burada da işte color object fonksiyonu çağırmış. Fonksiyon color object dönüyordu. Oops. Demek ki bunun tipi neymiş? Ee, göstermiyor ama color object. Sonra yukarıda transfer modülünü import etmiştik. Transfer fonksiyonuyla ile... Bu oluşturduğum objeyi göndereceğim. Bu iki parametre alıyor. Bir ne göndermek istiyorsun? Ne transfer edeceksin? Bir de daha demin bahsetmiştik ya. Transaction'la ilgili metadata. Bu modüldeki sender fonksiyonuna bu objemizi verirsek metadatayı taşıyan bu transaction'ı kim göndermiş? Bunu veriyor. Transaction'ın sender'ını. Biz buna objeyi gönderiyoruz. Yani transaction'ı kim gönderdiyse ona objeyi gönderiyoruz. Burada e, şeyler var artık read şey read only metodlar var. Nereden anladığım read only olduğunu. Bakın sadece referans almış. İşte color object referansı 3 tane U8 dönüyor. Kırmızısı, yeşili, mavisi renk bilgisini dönüyor. Şimdi bu fonksiyona da bakın. Copy into. Burayı anlatmıyorum. Değilmiştim zaten. Bu fonksiyonumuz ne yapıyor? Bir tane color objesinin bilgilerini diğerine kopyalıyor. Şimdi From object bu objeden diğerine kopyalayacağımı anlıyorum. Bunu referansla veriyorum. Bunu şeyle veriyorum. E, Mutable olarak veriyorum. Niye? Bunu da çünkü sadece bilgi okuyacağım. Bunu da sadece şey e, bilgiyi yazacağım. Burada da şöyle bir nüans var. E, yani neden mi? Mesela neden ikisini ayırıyorum ki? Hani buna da mute deseydim zaten fonksiyonun bunu değiştirmeyeceğini biliyorum. Ne olurdu? Ee, şöyle bir şey olurdu. Eğer bunlar bir shared object olsaydı. E, shared object'ten bahsettim. Bunu da çok hızlıca bahsedeyim ama. Eğer shared object olsaydı. E, gereksiz. Hani iki konsensus vardı ya. O diğer zaman alan konsensusa girecekti. Çünkü shared bir objeyi mutate ediyorsun. Bir validitesinin kontrol edilmesi lazım gibi bir durum olacaktı. Shared object nedir? Ownerships, Ownership of objects in Swimof. Dört çeşit sahiplik var. Bunlardan biri owned by an account. bir sahip olabiliriz. Benim bir NFT'm olabilir. On by another object. Ee, bu da nasıl olabilir ki ee, siz bir objeyi alıp herhangi başka bir objeye gönderebilirsiniz. Mesela bir NFT marketplace objedir. Objenin içinde NFT'ler tutulur. Ee, yani obje içinde obje olur. Şeyir de olabilir. Kimseye ait değildir bu şey, obje. Ya e, herkes bu şeyle obje ile işlem yapabilir. Herkes bu obje ile işlem yapabilir derken şöyle önemli bir nokta var. Ee, mesela bahsettiğim o basit transaction'da ...paralel execution'un çalışması için e, ben mesela Ecenaz'ın NFT'si var ya. NFT'nin NFT'sinin içinde bulunduğu hiçbir transaction yapamıyorum arkadaşlar. O NFT Ecenaz'a e aitse o NFT ile ilgili hiçbir transaction yapamıyorum. Sadece Ecenaz onu transaction'a gönderebiliyor. Yani bu şeyden bağımsız bu arada. Hani read only da olabilir, mutable da olabilir, buy value da olabilir. Hiçbir önemli değil. Sadece Ecenaz yapabiliyor. Şehir dolunca herkes onu transaction'a gönderebiliyor ama bu da işte daha kompleks konsensusa sokuyor. Yani konsensusa sokuyor. Daha kompleks bir algoritmaya tabi oluyor. Sistem yavaşlıyor. Bir de e, immutable frozen Bazı veriler mesela asla değişmeyeceğinden emin olduğumuz şeyler vardır. Ya mesela ben bir kitabım var. Bu kitabı blockchain'i bir şekilde publish etmek istedim. Sonra işte gerçek dünyada belki şey yasaklanabilir ama baki kalsın diye blockchain'de böyle bir şey yapmış olabilirim. Bunu immutable yaparım. Immutable yapınca da ne olur? Kimse değiştiremez. Değiştirmekle ilgili fonksiyonlar hata verir. Böylece emin olurum ve hem de şeyden yer kazanmış olurum. Ee, storage maliyeti olarak da kazançlı çıkarım. Burada daha demin bahsetmiştim. işte Drop olmayınca objeyi sil bir yere göndermiyorsan demiştim. Bir şey yapmıyorsan onunla nasıl yapılıyor onu göreceğiz. Önce e, objeyi deconstruct ediyoruz. Objeyi value ile alıyorum bu arada. Silmek için value ile almam gerekiyor. Ee, bunu deconstruct ettim. Yani ne demek? Ve bu arada bu syntax bir kafa karıştırıcı. Şöyle yazalım. ID, red, green ve blue şeyleri varmış. Property'leri varmış. bunları alıyorum. Sonra bu underscore, underscore olunca bunlar bunun değeri umurumda değil diyorsunuz. ID'sini silince kurtuluyorsunuz. Yani bu obje silinmiş oluyor. Çünkü zaten global storage'da da ID ile tutuluyor Transfer var daha deminkinin de aynısı. Bu sefer recipient'ı bir parametre olarak alıyor. İstediğimize gönderiyoruz. Aa, freeze object var. Daha demin bahsetmiştim ya hani e, objeler dört farklı eee obje sahipliği var. Bunlardan hani frozen nasıl olabilir? Böyle aslında. Bu da string'in kendi tanımladığı bir fonksiyon. Yani bunun içine açıp bakarsanız şey e, Orada rast kodu var mesela. Onların yazdığı bir şey. Bu objeyi donduruyorsun. Artık kimse bunu mutable bir fonksiyona gönderemez ve mutate edemez, değiştiremez. Create immutable diye bir fonksiyonumuz var. Hmm. Yine yukarıdakinin aynısı. Tek farkı objeyi parametre olarak almıyor da e, objenin bilgilerini alıp yaratıp donduruyor. Update diye bir fonksiyonumuz var. E, bakın mutable referans olarak alıyor. Sonra yeni değerleri alıyor. E, objenin şimdi şöyle, eğer e, başka bir modülde olsaydık Object. Red hata verecekti. Yani bir objenin fieldlarına, e, property e, fieldlarına sadece aynı modülden böyle dat sintaksiyle ulaşabilirsiniz. Evet. Öbür türlü başka şeyden fonksiyon olmalı. E, ama yani çok da karıştırmadan burada yaptığı şey Object objesinin red fieldına yeni değerini atıyor. Diğerleri için de keza öyle. Kalanı da e, test nasıl yazılırla ilgili ama e, bu tutorial'ın un scope'ında maalesef yok. E, i̇lk şeyimiz böyleydi. Bir çok hızlıca sorular var mı? Ona bakmak istiyorum ben. Ee, Ecan abi, şey yapabilir misin? Ne yapabilir miyim? Hmm, soru var mı? Ben zoom'a şey yapamadım ee, ama. Yok şu anda yok. Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Direkt hemen şöyle soru geçeyim de ben direkt şunu soracağım. Daha önce direkt sui test üzerinden ya da e, devlet üzerinde bir mint sitesi direkt yaptınız mı? Ya da direkt hani bunu e, atıyorum Örne örnek bir projenin test netini yapabilir misiniz şu anki durumda ya da şu anki bilginizle? Ee, nasıl yani anlayamadım. Ya bir tane smart kontrat deploy edeceğiz. Hani bu say e, SAI üzerinde. Daha sonra sizin e, sürecinde CV ağ üzerinde direkt bir smart contract deploy edeceğiz. Ardından ise bunu direkt bir siteyle bağlantısal bir ile bağlantısını kurup direkt testnet DAO üzerinde testnet yapmak istiyoruz. Direkt testnet üzerinde mint yapmak istiyoruz. Okay. Hı <laughs> hı. Yani bunu şu anki bilginize yapabiliyor musunuz ya da şu an bu CV ağ üzerinde nasıl smart contract deploy ediyoruz bunları da gösterecek misiniz? Ee, yani ben daha önce Capiviter diye bir proje yaptım. Hani orada fungible token kapinizi verip fungible token mint diyordum. Sample hı hı. mint sitesi de yaptım ama e, hani bu dersin şeyinde yok açıkçası scope'unda yok. Hani istiyorsanız sonradan konuşabiliriz ama bu derste e, yani nasıl deployment yapılır vesaire 101 dersi olduğu için çok cover etmeyeceğim. Genel olarak muva giriş olacak bu. Daha sonra özel olarak görüşebiliriz değil mi? Yani bir sakıncası olur mu sizin için? Ee, Yok olmaz yani. Tamam. Sonradan yazarsanız ben müsait bir zamanda şey yaparım herhalde. şu anda ee, nereye yazmam gerekiyor? Herhangi bir e, sosyal medya bilgisi verirseniz ona göre ben de. Tabi ee, tabii Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Çete de yazayım. Olur. İlk. Çok, 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 çok iyi olur. Hmm, evvan yapayım. Tamam. Başka sorusu olan var mı? Ya da sorusu olan var mı? Ben Kendime şimdi sana istek atıyorum. Yani sorusu olan yoksa devam ediyorum. Ekran geldi mi? Ekran bakayım. Evet mi? evet. Hı, süper. Başka bir modülümüz. Bunu daha hızlı inceleyeceğim. Hmm. Hmm. Bu arada şey e, hani pekicimizin şey pardon modülümüz tutorial e, pardon şey yanlış söylemedim umarım. E, bizim package'ımızın adı tutorial, e, modülümüzün adı color object. Burada da tutorial package'ının simple warrior modülündeyiz. E, standard library mu e, bir modülünden e, standard library package'ındaki option'daki Option objesini kullanacağız. Diğerleri yine standart. Ee, object Definition'larımıza bakalım. Key ve Store. Şimdi Store, ha süper. Şimdi hemen geri denelim. Store store ne işe yarıyor? Ee, other objects can on this object. Eğer başka bir objenin bu objeye sahip olmasını, store etmesini istiyorsanız bu keyword'ı kullanıyorsunuz. Bunun field'ları id key olduğu için olmak zorunda demiştik. Bir de strength diye bir parametre tanımlanmış. U8 tipinde shield. Yine aynı şekilde farklı olarak armor diye bir parametre tanımlanmış. Bir de e, simple warrior diye bir e, obje tanımlanmış. Bu sınıfda sadece key var. Şu optionları görmeyin şimdilik. Sword ve shield varmış gibi düşünün. E, burada ne demiştim ben öncesinde? Testlere geldik pardon. Hm. On by another object. Tam olarak bu. Simple Warrior Sword'a sahip olabilir. Shield'a sahip olabilir. Option'da olmak zorunda değil. Null olabilir. Yani hiç olmayabilir ama olabilir. Yani Sword'u olabilir ya da olmayabilir. Ama hani Sword kim tarafından sahip olunur derseniz başka bir obje tarafından. Fonksiyonlara bakalım hızlıca. Kılıç yaratmak için bir fonksiyon tanımlanmış. Public entry bunlar tekrar söylemiyorum. Strength parametresini almış. Daha demin gördüğümüz gibi e, sword eş sword'u oluşturmuş. Sword define etmiş ve e, objeyi initiate etmiş. Sonra bunu transferle dediğim gibi ilk parametre neyi göndereceğim ikinci kime göndereceğim böyle yapmış. Yani bu burada hani noktalı virgül yok burada. E bu bir şey dönmemesi lazım. E zaten transfer fonksiyonu bir şey dönmüyor. Sonra noktalı virgül koysam da önemli değil. Bunu ama şöyle de yapabilirdim. Onu da o syntax'ı da bir göz aşina aldığımız olsun. Sort yerine böyle de yazabilirdim. Tabii noktalı virgül olmayacak. Bu da çalışırdım. Create shield tam olarak aynısı. Sadece armor farkı var. Create warrior. E, bu güzel. Warrior oluşturmuş. Şimdi Warrior'ın ki e sahip olduğu için bir objesi olması lazım. Ee, bir ID'si olması lazım. ID hani nereden vereceğim? Havadan gelecek değil ya. Object içindeki nif, hani ben yeni bir obje oluşturacağım. Bak bu transaction'da oluşturacağım deyip context parametresini veriyorum. Ee, şu anlık boş. Sword'a da shield'a yok diyorum. Yine sendra transfer ediyorum. Ee, Sword'a sahip olsun. Yani sword getir buna diyorsun. Ee, bu ha, bu arada Bundan çok bahsetmedim ama biraz temel bir programlama bilgisi olduğunu varsayarak işte if else conditional structure'lardan ve işte for loop'undan bahsetmedim. Daha dille ilgili, daha ayırt edici şeylerden bahsetmek adına. Eğer yani çok benziyor aslında diğer dillere bu anlamda. Eğer eee warrior'ım. Ben şimdi simple warrior'ım şeyle almışım. Mutable e, referans almışım. Çünkü niye? Aslında hani kendiniz de bu fonksiyonları yazarken şöyle düşünmeniz lazım. Ben bu warrior'a kılıç vereceğim. E, demek ki değişiklik olacak. Mutable referansa vereyim diyorsunuz. E, çünkü hani value ile verseniz de en son o değeri ne yapacaksınız? Yani sadece bir değişiklik yapıp işiniz bitecek. O yüzden referans, mutable referansla paslıyorsunuz. E, eğer bu warrior'ın, sword e, şeyi, field'ın da bir şey varsa e, <laughs> bir şey varsa bir şey yapmıyorsun bir şey yapıyorsun da o kısmı ignore edelim. E, eğer bir şey yoksa yani olmadığı durumda çağıralım. E, Option modülünde fill op fonksiyonunu çağırıyorsunuz. İlk parametresi e, warrior.sword alıyor yani warriorın sword e, field'ını swordla doldur diyorsunuz. Böyle bir şey var diyelim da aynı şekilde. Yani hızlıca diğer modülümüze de bakalım. Burada daha çok şey var aslında. Zaman olarak da bir kontrol edeyim. Ee, trusted Swap. Yani bir, ben de genelde bir değiş tokuş yapacağım ama e, bu değiş tokuşu işte, Trusted Party'yi kullanarak daha kolay yazacağım için burada öyle. Öbür türlü de yapabilirsiniz tabii. Burada bunlar klasik artık. Gördük bunları. Sadece burada e, Swin'in kendi para birimi var coin objesi var, balance var. Bunlar güzel aslında. constant'lar böyle tanımlanıyor. başına const şeyiyle conventional olarak büyük harflerle yazıyorsun. Büyük harflerle yazıyorsunuz. Hızlıca şeye bakmak istiyorum. burada yokmuş aslında. Bir sonraki Örneğimde vardı ama ona zaman yetişmeyeceği için bahsedeyim ben kendim. Neredeydi? Geçtim galiba. Copy diye bir ability'miz daha var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Bundan bahsedeyim. Şimdi ben şey demiştim ya işte bu ownership mekanizması bizim memory allocate etmemiz için çok önemli, Memory allocation için çok önemli. Biz her ne kadar double olarak hissetmesek de bu yükü bizim almamamız için yazarken belli başlı yüklerle karşılaşıyoruz. Ee, mesela ben bir fonksiyona şey mesela object hemen bir object kendimiz şey yapalım struct ee, ne olsun adı işte bir şey yapmışız ama ne olsun adı en az bana bir obje adı daha ver emoji olsun mu emoji olsun aynen kırmayalım <laughs> emoji eski olsun tamam ya da bir şey olmasın ya tamam emoji ne olsun bir renk olsun ee renk değil de. Ya da renk olsun okey. Bunlar hani 256 olsun atıyorum. Yani böyle olmaz da neyse yani. Başka neyi olsun? Hmm. Emojinin başka ne properties vardır? Ee... Kel ya da ne bileyim. Gülüyor, Gülüyor mu? Pozitif mi mesela? Aynen. Kes. Böyle olsun tamam mı? Şimdi ben bunun bir fonksiyon yapayım tamam mı? Ee. yer de ya. yaptım. Ha, tabii. Yo. Fonksiyonun ismi yok. Fonksiyonun ismi ha, yok. Ha, ha, okey okey okey. Çok teşekkür evet. ettim. Ne olsun fonksiyonun adı? İşte copy emoji. Eee Şimdi şöyle. Ben burada normalde adır. Şimdi böyle yaptığımda ben emojinin değerini alıp buna veriyorum. Artık bu emojinin içi boş. Ama bundan sonraki operasyonum gidip işte fonksiyon bu da işte another function emoji'ye emoji'yi paslarsam hata alır. Yani bu şu an adı yok diye şey yapıyor da yani tanımlamadım diye şey yapıyor da artık bunun içindeki değer boş. Ama benim yapmak istediğim şey şuydu aslında. Bu emojinin bir kopyası olsun. iki tane olsun istiyordum ama bu bahsettiğim e, ownership mekanizması yüzünden böyle bir şey mümkün değil. Bundaki değeri buna move ediyor aslında. Hani hatta dildeki şey de oradan geliyor. Yani move ediyor. Bunun değerini buraya move etti. Ya ama ben kopyalamak istiyordum. Ne yapacağım? O zaman has copy diyeceksiniz. Ee, artık bunun değeri buna kopyalandı. Ve bu arada hani bunu genelde biliyor insanlar da bilinmeyen şey şey oluyor genelde. Buradaki nüans diyeyim aslında. E o zaman ne güzel her şeyi kopya yazayım. Yani neden? Şey, Başımı ağrıtmayacak mı? Daha demin düşünmem gerekiyor işte bu olmuş mekanizmasını. E her objeme kopya yazayım. Başım çağırmaz. E bir benim aset yapıma uymaz bu ama daha önemlisi yani aset yapıma uysaydı bile hadi blockchain'de kullanmıyor olayım. E şöyle bir şey var. Siz copy yaptığınızda e, ya as copy olmadığında olan şey şu. E, emoji emoji değişkeni bir adres. Bunun adre, şeyine yani memory'deki adresine point ediyordu bu variable. E şimdi artık bu point etmesin. Bu boşluğu göstersin. Bu point etsin diyorum. E ama yani şey de olmuyor yani e artık bu göstermiyor bu emoji'ye point ediyor. Şimdi e ben yeni bir emoji'yi kopyaladığımda S-Copy yaptığımda ikisi de aynı yer mi point ediyor? Hayır. İkisi emoji'den yepyeni bir obje yaratılıyor. Yani bunun kocaman bir obje olduğunu düşünün. Memoride bir bloğu alıp komple bir tane daha oluşturup bir yere yapıştırıyor. Yani bu çok yüklü bir şey bilgisayar için. O yüzden hiç efektif değil, bu yüzden yapmıyoruz. Bunu tam cevabı da budur yani. Ee, zamanı kontrol edip biraz hızlanıyorum. Şöyle. Tamam, bu şeye bakalım. Object'imiz Key ve Store'a sahipmiş. E, bu arada genelde resource'lar, NFT'ler falan e, Key ve Store şeyine sahip oluyorlar. ID'si var, SCART'si e, ne kadar nadir. Style'ı ikisinde U8 olarak tanımlanmış. Object wrapper diye. Yani yukarıdaki objeyi rap bir obje yapmışız. Yani object wrapper objeye sahip olacak. Burada id var. Orijinal sahip varmış. Ee, neye değişirsin var. Yani şeyin amacı neydi modülün? tekrar hatırlatayım. İki objeyi değişmek istiyorum trust bir şekilde. O yüzden ne olacağını tahmin edebiliyoruz. Yani bu takas için gerekli olan bilgileri wrapper'da tutacak. İşte bu objenin asıl sahibi kimmiş? Neye değişirsin? Pardon, ee, aynen. Neye değişirsin ve kaça değişirsin? Par aynen ne yani neyini değişmek istiyorsun? Kaç paraya değişirsin? Burada bir hani obje yaratma fonksiyonu yapılmış. İşte siz objenizi yaratıyorsunuz ve kendinize gönderiyorsunuz. Burada hani objenizi yarattınız artık siz de takas yapmak istiyorsunuz. Objeyi değeriyle şey yapıyorsunuz. Burada herhangi bir referans gönderirseniz olmaz çünkü yani bir objenin yani bir objenin sahipliğini değiştirmek için onu e, referansla gönderemezsiniz. Doğrudan değerini göndermelisiniz. Değerle paslamalısınız. E, hani ne kadar ücrete okeysiniz? E, bu admin adres. Yani trusted dediğimiz aslında bir üçüncü kişi yapacak. Üçüncü kişi adresi. Bir de klasik parametremiz transaction metadatası. Ee, şöyle burada bir assertion'ımız var. E, ee, Solicitic require gibi. İşte coin'in değeri min fee'den yüksek olsun diyor. Ee, obje yaratırken nasıldı? Object.nev'den yeni bir ID alıyorum. Original owner. E, Transaction'ı kim gönderdi? Bakın ikisinde de context şeyimi kullanıyorum. Bu arada bunu siz değil, e, sıvı transaction'ı gönderdiğinizde otomatik inject ediyor. Neye değiş, neyi değişmek istiyorsun? Objemi gönderiyorum. Fee, e, coin into balance. Ya aslında bunların detaylarına girecek vaktimiz yok. Belki sonraki derslerde devam edebiliriz. Hani fee'yi de balance olarak tutuyor ama neden balance olduğunu açıklamam e, çok uzatacak dersi. E, yani temel olarak Hmm, storage'dan kazanmak için diyeyim. Sonra bu rapper'ı admin'e gönderiyor. Ee, sonra e, yani burada da bu arada gönderen kişi ödemiş oluyor. Yani hmm, bunu konkret bir şekilde anlatmak istiyorum. Okey ben de e, silgi var. Ecenaz'da kalem var. Ben Ece silgisiyle kendi kalemimi değiş tokuş etmek istiyorum e, Ecanaz'ın silgisine 10 lira veririm. Ecanaz pardon Ecanaz'ın kalemine 10 lira veririm. Ecanaz benim e, silgime 10 lira verir. Bu şey için Ecanaz objesini alıyor e, kalemi. 10 lirayı alıyor bir repra koyuyor ve admine gönderiyor. Ben silgimi alıyorum 10 lira alıyorum repra koyup admine gönderiyorum. Sonra admin ne yapıyor ona bakalım. Execute swap diye modüldeki son fonksiyonumuzu çağırıyor. Bunu admin çağırıyor iki tane rapper koyuyor. Çünkü raporların hepsi sadece admin diye bunu değiştirebilirsiniz. Burada belli kurallar koyulmuş. İkisinin de şeyi rarity'si nadirliği eşit olsun. Bir de ikisinin farklı stayda olsun diye iki assertion koyulmuş. Şimdi burada objeleri deconstruct ediyoruz. İlk Ecenaz'ın wrapper'ını açalım. Ee, i̇lk id'si geliyor. Kim'in orijinal sahibi geliyor. Ee, objenin kendisi gelişiyor. Neyi değişirsin? Bir de ücret geliyor. Aynı şekilde de burada benim wrapper'ım deconstruct edilsin. İlk olarak şimdi object bir artık bana gelsin. Ee, benim objem de Ecenaz'a gitsin admine para gönderelim. bunun karşılığı da şeyden ben bu arada yanlış yorum yapmışım sanırım karıştırdım. Bu fiiler hani biz bana Ece şu kadar para hani silgi için 10 lira veririm değil de admine ödediğimiz para. Admin bu değiş tokuşu yaptığı için bu ücretleri almış oluyor. sonra burada Balans olarak almıştık fiilleri. Hani storage'dan kazanmak için böyle yapmıştık ya. Onun da asıl olayı aslında hani Belki ilerideki bir derste daha uzun değinir mi bundan ama işte balance has key yok bunda. Hani no key. Ama yani coin has key. Bunun yani global sorucuda durması lazım değil mi? Hani ben paramı bir şey verip bir şey verip onun varlığını kanıtlamam lazım. Bunu yapamıyorsunuz. Bu hani bir yerde store etmek için. Mesela wrapper'ın içinde güzel. Çok yer kaplamıyor yani. Problem değil şeyin keyin olmasına gerek yok açıldığında kullanacağım zaten bunun gibi bir sebepten kullanılıyor. Yani ama bu, bu şeyle Balans ve coin arasında gidip gelebiliyorsunuz. En son da o rep projeleri değiştiriliyor artık işe yaramıyor. Ee, burası da böyleydi. Ee, aslında hmm, zoom ekranına geri döneyim stop share diyeyim. Ee, ya aslında şöyle bir şey var. Ee, ben bu derste Şeyden de bahsetmek istiyordum biraz ben hani bu kapı füryası olduğunda kapi diye bir uygulama yazmıştım hani bu uygulamada da şeydi siz kapinizi verip fungible token alıp bu tokenla da şey yapabiliyordunuz twitter var bir bulletin board sayfasında yazı publish edebiliyordunuz işte onda bir algoritması vardı. Hani kaç para ya şey yaparsın, kaç token'a publish edebileceksin diye. Biraz onun kodundan da bahsetmek istiyordum ama ona zamanımız yetmeyecek maalesef. Belki ileride talep olursa başka bir derste bahsedebilirim. Böyleydi. Bir de derse katılım şeyini QR'ını paylaşayım istersen. Canas ne diyorsun? Onu da şuradan açmış olayım. Introduction to Move kursumuzun da... E, ...sonuna geldik. NFT'nin QR böyle. E, Can Naz beni duyabiliyor musun? Ece düştü galiba. Siz QR okuturken ben bir... E Ece Hanım mikrofonun kapalı bu arada konuşmaya çalışıyorsun. Ya buradayım, buradayım. Elim doluydu sadece açamadım. Kusura bakma. Ha yok yok. Ben de şey okuyayım. E, QR okuttum. E, herkes okuttu mu? şey yazmış. E, teşekkürler. Yani evet talep olursa başka bir şeyde de bahsedebilirim. Rica ederim. Umarım e, bir şeyler anlatabilmişimdir. E, dilim sürçtüyse affola elimden geldiğince. Neydi o edebiyat? Sen edebiyat okuyordun değil mi Cana, Az daha iyi bilirsin. Sürçü lisan, et, lisan, e lisan eylediysek <laughs> affola mı diyorlardı? <laughs> ee, şöyle bir şey yapalım eğer bitirdiysen ya e yani herkes de QR'ı kaydettiyse bir her şey bitiminde toplu ekran görüntüsü alıyorum yani kameralar açık bir şekilde. Ben de kaydı durdurayım bu arada. Bir şeyler daha söyleyip. eee ama ekranı kapatabilir misin? Ki şeyde. Aynen. Ee, arkadaşlar bugün gerçekten 6 haftadır böyle bir maraton gibi yaptığımız Blockchain Essentials serimiz bitti. Aslında en temelden blockchain'in ne olduğundan alıp böyle kodlamaya girişe kadar getirdik ee, ve totalde sanırım 300'e yakın kayıt vardı. Bu çok güzel bir şey. Bu kadar fazla kişinin ilgi duyması. Aynı zamanda burada da neredeyse her hafta bize olan isimler görüyorum. Gerçekten bu kadar ilgi gösterdiğiniz için çok 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 teşekkür ederiz. Sikmet sana da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, çok keyifliydi. Bizle beraber hem seriyi bitirdiğin için hem de aslında neredeyse hiçbir kaynak olmayan bir dersi harika yani bir yazılım dilini harika bir materyal oluşturdun. Ee, çok sağ ol. Şimdi ben kaydı <laughs> evet. bitiriyorum. E, Youtube'dan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.